Ne diyeceğim, şimdi sen tesettürle ilgili anlatım yapacaksın ya. Hı hı. Şimdi bu videoyu izleyip de tesettüre gidenler sana ne diyecek biliyor musun? Ne? Tesettür ederim. Herhalde bu kadar iyi. Ütü masasını getirelim. Ütü masası daha iyiydi. Yeri değiştirelim. Ütü masası. İstersen Semih'i çağıralım. Şöyle tutsun ütü masasını. Yoksa Urfalısın lan. Kardeşim hiç bir Urfalı'nın tesettürüne uyuyor mu? Benim grup bayağı şey, Messi'ne gittim. Babet Tür. Canım Ali şimdi, Ali sen kaç numara giyiyorsun kanka? 44, 45. Normal çorap giyiyor, 45 hem zaten babet oluyor. Aynen, bilek çorap kısa oluyor zaten. Yoksa babet giymiyorum. Başlamadan alakasız bir soru sorabilir miyim? Alakasız mı aslında? Alakalı ne? Eğer tesettür erkeklere farz olsaydı, tesettüre girer miydin, nasıl girerdin? 3 saniye var. Ben kapanmazdım. Tesettüre hiç girmezdim. Yok şaka bir yana da. Çarşaf mı, ferace mi yoksa bonesiz? Ben... ben herhalde ferace giyerdim abi ya. Çarşaf fıtratım uygun değil. Benim erkek fıtratım çok şey değil. Çarşaf. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu bölümdeki sorumuz, neden tesettüre girmeliyim? Tesettür farz mıdır? Veyahut tesettür kadınlara has bir durum mudur? Öncelikle tesettür Arapça'da setr kelimesinden türer. Bizdeki karşılığı ise örtünmek veya gizlenmek anlamına gelir. Örtündüğümüz yerler ise haram olan bölgelerimizdir. Yani mahrem yerlerimiz. Bu bölgeler erkeklerde göbekten diz kapağının altına kadar olan kısımdır. Kadınlarda ise el, yüz ve ayaklar dışında bütün vücuttur. Yani tesettür sadece kadınlara has bir durum değildir. Bu yüzden toplumda birçok yanlış anlaşılmalar ortaya çıkmaktadır. Peki tesettür farz mıdır? Bu soruya en güzel cevabı Kur'an-ı Kerim Ahzab suresi 59. ayette vermiştir. Ayette buyruluyor ki, ey peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve müminlerin hanımlarına söyle. Evlerinden çıktıklarında dış örtülerini üzerlerine alsınlar. Görüldüğü üzere Allah tesettürü Kur'an-ı Kerim ile belirterek farz kılmıştır. Yani tesettür yapılması zorunlu kılınan ve yapılmaması durumunda azaba sebep olacak bir durumdur. 5 vakit namaz nasıl farz ise tesettüre girmek hanım kardeşlerimiz için öyle de farzdır. Şimdi bu bölümümüzün en önemli sorusuna gelelim. Niçin tesettüre girmeliyim? Veya tesettür niçin gerekli? Bu sorunun cevabını Risale-i Nur'da Üstad Bediüzzaman Hazretleri çok güzel bir şekilde cevaplamış. Biz de onun verdiği cevaplar doğrultusunda sizleri aydınlatmaya çalışalım. Malumdur ki insan sevmediği ve istiskal ettiği yani beğenmediği adamların nazarına sıkılır, müteessir olur. Elbette açık saçıklı kıyafetine giren güzel bir kadın bakmasına hoşlandığı namahrem erkeklerden 10'da 2 3'ü varsa 7 8'inin bakışını beğenmez. Hem tefahuş yani fuhuşa meyil ve tefessüh yani alçaklık etmeyen güzel bir kadın nazik ve seri üttesür olduğundan pis nazarlardan elbette sıkılır. Yani tesettürsüz olunca dışarıda birçok insanın nazarına maruz kalma tehlikesi var. Hem 10 kadından 6 7'si ya ihtiyardır ya çirkindir. İhtiyarlığını ve çirkinliğini herkese göstermek istemezler. Veya kıskançtır. Kendinden güzellere nispeten çirkin düşmemek veya tecavüzden ve ithamdan korkar, taarruza maruz kalmamak ve kocası nazarında hıyanetle müttehem olmamak için fıtraten tesettür isterler. Hatta dikkat edilse en ziyade kendini saklayan ihtiyarlardır ve 10 adetten ancak 2-3 tanesi bulunabilir ki hem genç olsun, hem güzel olsun, hem kendini göstermekten sıkılmasın. Ve tesettür ile namahremin iştahını açmamak ve tecavüzüne meydan vermemeyi zayıf hilkatı emreder ve kuvvetli ihtar eder. Üstadın da belirttiği gibi aslında tesettür hanım kardeşlerimiz için kale hükmünü görmektedir. Onu dışarıdaki kötülüklerden, pis bakışlardan, kötü insanların hain fikirlerinden koruyacaktır. Hem tesettür baş üstünde taşınan bir İslam nişanıdır. Elbette ki sen kendini Allah'ın emriyle korumaya çalışırsan bu sebeple Allah da seni dışarıda
dışarıda kötülüklerden koruyacak, alıkoyacaktır. Tesettürü işte bu sebeplerden dolayı sadece bir örtü olarak düşünmemek gerekir. Ayrıca erkeklerin de tesettür konusunda dikkat etmesi gereken bir durum vardır. Nur suresinde Rabbimiz buyuruyor ki, "Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve ırzlarını korusunlar. Bu kendileri için daha temizdir." Evet, erkeğin en önemli tesettürü gözlerini haramdan sakınmaktır. Çünkü Allah'ın verdiği o güzel nimetlerden birisi olan gözler, harama baktıkça kirlenecek ve gaflet içinde kalacaktır. Nasıl ki evin camı çamur olur ve kirlenirse dışarıyı düzgün göstermez, öyle de harama bakan gözler de kainatı düzgün gösteremeyeceğinden sadece kendisini değil, kalbi ve ruhunu da gaflet perdesi altında bırakacak ve adeta cehennem kapılarını aralayacak. Hem harama bakmak nisyan verir. Yani unutkanlık sebebidir. Eğer çok unutkansan hayatını bir gözden geçir kardeşim. Gelin bugün geriye dönüp bir tövbe, geleceği ise hakiki bir tesettürle ilerleme vakti olsun. Gelin şu Ramazan'da sapasağlam bir kararlılıkla söz verelim. Bedenimizi, göz kapaklarımızı örtelim ki herkesin kaçıp köşe bucak bir yer aradığı mahşer gününde Allah da bizim günahlarımızı örtsün. Allah'a emanet olun.